Kıymetli arkadaşlar tekrar merhabalar. Almanca hikaye okuma etkinliğine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 6. bölümde kalmıştık. 6. bölümün videosunu hazırlıyorum. Evet. 6. bölüm Zek der kaputte Lautsprecher. Kaputte arkadaşlar bozulmuş, kırılmış, kaput olmuş yani. Bazen de Türkçede de kullanılır kaput. Lautsprecher ise arkadaşlar hoparlör yani ses veren hoparlör demek. Evet, yani bozuk hoparlör kısacası. Hemen buradan gideceğiz. Yine ben sesleri okutacağım. Ondan sonra da ben tekrar araya girip Türkçe anlamlandırmasını yapacağım. Hemen başlıyoruz. Kapitel 6. Der kaputte Lautsprecher. Morgen. Das kann er noch am nächsten Morgen in der Schule zu Keiko sagen. Mehr traut er sich nicht. Guten Morgen, antwortet Keiko. Sie sieht in ihre Tasche. So ein Mist. Was ist denn los? Für mein Handy habe ich so einen Lautsprecher. Der ist kaputt. Komisch. Gestern bei Robbie war alles noch in Ordnung. Die Musik konnte man richtig schön laut hören. Evet, burada duralım. Hemen buradan devam edelim. Morgen. Yani günaydın. Morgen. Das kann er noch. Das kann er noch am nächsten Morgen in der Schule zu Keiko sagen. Evet. Yani bir sonraki gün okulda Keiko'ya o onu söyleyebildi. Mertraut, es ist nicht. Yani kendinden pek fazla emin değildi. Yani söyleyebilecek miydi? Evet. Bir de arkadaşlar üzerinden geçelim. Morgen. Yani bu iki arkadaş karşılaşıyorlar arkadaşlar. Birbirlerine günaydın günaydın diyorlar. Bunu söyleyen Kolya. Kolya arkadaşlar hatırlayacağınız gibi bu arkadaşımız. Hani Japon bayan arkadaşlar mesela aşık olmuştu. Onunla mesela ilgili bir düşüncesi vardı. Mesela Morgan diyor. Das kann er noch am nächsten Morgen in der Schule zu Keiko sagen. Mertraut er sich nicht. Yani kendisi acaba bir sonraki gün Keiko'yu gördüğünde ona günaydın diyebilecek miydi? Ama kendisinin pek fazla mesela Mertraut'un arkadaşlar güvenmek. Mertraut yani fazla mesela kendine güvenmiyordu. Erzichnicht yani kendine fazla güvenmiyordu. Orada söyledi işte Morgan dedi. Ondan sonra Keiko antwortet Keiko. Keiko da mesela arkadaşlar cevap verdi. Dedi ki Guten Morgen. Günaydın. Sie sieht in ihre Tasche. Sie sieht in ihre Tasche. Yani elini çantasına atmış. Arkadaşlar bir şeyler arıyor. Evet. So ein Mist. Yani nerede bu? Gibisinden. Was denn los? Çocuk soruyor. Diyor ki ne oldu? Kıza diyor ki für mein Handy. Ich habe so einen Lautsprecher. Yani benim telefonum için bir tane hoparlör vardı. Der ist kaputt. Yani bozulmuş. Komiş. Çok ilginç. Gestern bei Robin war alles noch in Ordnung. Dün Robin'in yanındayken her şey çalışıyordu. Die Musik konnte man richtig schon laut hören. Yani insan bundan çok güzel müzik dinleyebiliyordu. Richtig schön laut hören. Yani yüksek sesle güzel müzik yani güzelce dinleyebiliyordu. Burada arkadaşlar devam edelim. Kolya erinnert sich. Keiko war bei Robbie. Seine Laune wird nicht besser. Aber er kann Keikos trauriges Gesicht nicht sehen. Zeig mal. Oh ja. Ich glaube, der ist wirklich kaputt. Tut mir leid, Keiko. Schade. Das war ein Geschenk zum Geburtstag. Meine Eltern haben ihn mir geschenkt. Evet, burada duralım. Burada Kolya erinnert sich. Yani Kolya hatırlıyor. Keiko war bei Robi. Yani Keiko'nun Robi'nin yanında olduğunu hatırladı. Seine Laune, yani bu zamanda mesela morali diyelim arkadaşlar. Laune, yani seine Laune wird nicht besser. Yani artık daha iyi değil. Yani morali kötü. Huzuru kaçtı gibisinden. Ama erken Keiko trauriges Gesicht nicht sehen. Fakat yani Keiko'nun o üzgün yüzünü görmek istemiyor. Yani görmeye katlanamıyor. Arkadaşlar. Evet. Burada diyor ki konuşmada. Zeig mal. Kim konuşuyor? Oğlan konuşuyor arkadaşlar. Çocuk konuşuyor. Zeig mal. Göster bana. O ya ikilave zannedersem der ist wirklich kaputt. Yani bu Lautsprecher der ist wirklich kaputt. Gerçekten de bozulmuş. Tut mir leid Keiko. Özür dilerim Keiko. Kız da mesela burada konuşuyor Keiko. Şade. Yazık o. Yani yazıklar olsun. Das war ein Geschenk zum Geburtstag. Bu bana yani doğum günümde verilen bir hediye. Meine Eltern haben ihn mir geschenkt.
Onu bana benim ailem verdi, hediye etti. Sie geht traurig zum Mülleimer und wirft den Lautsprecher hinein. In der Pause sind alle Schüler draußen, auch Keiko. Nur Kolja ist noch im Klassenzimmer. Er geht zum Mülleimer und holt schnell den kaputten Lautsprecher raus. Evet, burada duralım arkadaşlar. Geri gelelim. Burada bakalım ne diyor. Diyor ki, Sie geht traurig zum Mülleimer. Diyor ki üzgün bir şekilde çöp kutusunun yanına gitti. Und wirft den Lautsprecher hinein. Ve bu hoparlörü onun içerisine attı. Yani çöp kutusunun içerisine attı. Sonra arkadaşlar in der Pause yani teneffüste sind alle Schüler draußen auch Keiko. Keiko da dahil bütün öğrenciler dışarıda. Nur Kolja ist noch im Klassenzimmer. Sadece Kolja sınıfın içerisindeydi. Yani, herkes um Müllmeier hemen çöp kutusunun yanına gitti und holt schnell den kaputten Lautsprecher raus ve oradan bozuk olan hoparlörü dışarıya çıkardı. Er geht zum Mülleimer und holt schnell den kaputten Lautsprecher raus. Evet. Zu Hause sieht sich Kolja den Lautsprecher noch einmal an. Vielleicht kann ich doch noch etwas machen, denkt er. Keiko freut sich bestimmt, wenn sie wieder ganz laut Musik hören kann. Evet, burada duralım. Mesela çocuk şimdi kızı seviyor. Kıza bir yani sürpriz yapmak istiyor. Burada mesela alıyor ki yani o loudspeaker dediğimiz hoparlörü alıyor eve getiriyor. Evde bunu onarmak istiyor. Bakalım ne diyor. Zu Hause sieht Kolja den Lautsprecher noch einmal an. Yani evde Kolja bu bozuk olan loudspeaker yani hoparlöre tekrar bir bakmak istedi. Evet. Baktı yani. Vielleicht kann ich doch noch etwas machen. Belki onu onarmak için bir şeyler yapabilir. Denkler diye düşündü. Keiko freut sich bestimmt. Elbette ki Keiko buna çok sevinecek. Wenn sie wieder ganz laut müzik hörenken tekrar bundan yani tümüyle bundan yani bundan tümüyle müzik dinlemeye yani dinleyebilirse buna çok sevinecek. Yani sürpriz yapacak arkadaşlar. Er holt sein Werkzeug yani iş aletlerini, takım aletlerini aldı. Und öffnet den Lautsprecher, yani hoparlörün arkasından, yani hoparlörün kutusunu açtı. Er sucht lange nach dem Fehler, yani uzun süre hatayı aramaya başladı, yani aradı. Er will ihn unbedingt reparieren. Onu gerçekten de mesela yani tamir etmek istiyordu. Am Abend ist er endlich fertig. Akşam olunca arkadaşlar, yani bu Lautsprecher hazır oldu, yani çalıştı. Der Lautsprecher geht tatsächlich wieder. Gerçekten de mesela bu hoparlör çalıştı. Yani ses verdi. Bakalım. Burada kalmıştık en son. Er holt sein Werkzeug und öffnet den Lautsprecher. Er sucht lange nach dem Fehler. Er will ihn unbedingt reparieren. Am Abend ist er endlich fertig. Der Lautsprecher geht tatsächlich wieder. Am nächsten Morgen legt er Keiko den Lautsprecher... Evet, burada duralım. Buradan böyle arkadaşlar yani hikayeyi de dinlete dinlete götüreyim sizi. Am nächsten Morgen, bir sonraki sabah, legt der Keiko, yani burada er dediği arkadaşlar bu çocuk. Keiko da dediği o Japon kız. Mesela legt legt Keiko den Lautsprecher, yani Keiko'nun Lautsprecher'ini, yani Keiko'nun hoparlörünü auf den Tisch, yani onun masasının üstüne bıraktı. Bu arada Keiko ist überrascht. Keiko da çok şaşırdı bu olaya. Arkadaşlar. Buradan tekrar bakalım. Acaba burada mı kaldık? Ha? Auf den Tisch. Keiko ist überrascht. Was ist denn das? Der Lautsprecher von deinem Handy. Aber den habe ich doch gestern weggeworfen. Ja, ich weiß. Aber ich habe ihn mir noch einmal angeschaut. Es war gar nicht so schlimm. Ich habe ihn repariert. Evet, burada duralım. Burada konuşma var, diyalog var. Bu diyalogda mesela kızla, yani kız Keiko, oğlan da, yani erkek dediğimiz çocuk da bu, Kolja. Bunun adı Kolja arkadaşlar. Bu Alman, kız Japon. Yani, what is this? Yani bu nedir? Kız soruyor burada. Çocuk diyor ki, der Lautsprecher von deinem Handy. Senin telefonun diyor, hoparlörü. Aber den habe ich, yani onu, den habe ich doch gestern weggeworfen. Ben onu dün çöpe atmıştım. Bana diyor ki oğlan, ya, ich weiß, evet biliyorum, ama ich habe ihn mir noch einmal geschaut. Fakat ben onu tekrar bir gözden geçirdim.
elime yani gözden geçirdim. Es war gar nicht so schlimm. Yani çok zor değildi. Ich habe ihn repariert. Ben onu tek yani ben onu yeniledim. Onu onardım. Evet. Jetzt ist Kolja das irgendwie peinlich. Er sagt ihm nicht, dass er den halben Tag für das Reparieren gebraucht hat. Wow, du kannst ja besser zaubern als Anton. Danke. Kolja wird rot. Aber er freut sich. Das muss ich gleich den anderen zeigen, sagt Keiko und läuft zu den Mädchen. Sie zeigt ihnen glücklich das Handy mit dem reparierten Lautsprecher. Kolja freut sich. Er kann also auch etwas gut. Sogar besser als Anton. Er lächelt. Evet, burada duralım. Burada kaldık. Jetzt ist Kolja das irgendwie peinlich. Yani Kolja dediği kişi bu arkadaşlar. Diyor ki şimdi mesela yani Kolja biraz yani az da olsa böyle biraz içerisinde acı vardı. Yani evet acı vardı. Pain yani acı gibisinden arkadaşlar. Erzak inir. O ona söylemedi. Dazerden halben Tag für das Reparieren gebraucht hat. Yani o hoparlörü onarmak için yani yani yarım gününü ona vermişti arkadaşlar. Onu ona söylemedi. Bakın das den halben Tag für das Reparieren gebraucht hat. Yani onu onarmak için yarım güne ihtiyacı olduğunu ona söylemedi. Tam olarak söylersek mesela söyleyeceğiz. Yani Kolja ona bunu onarmak için yarım gününe harcadığını söyleyemedi. Bu nedenle mesela Kolja böyle biraz acısı vardı. Mesela bu konuda üzülmüştü. Ama burada konuşma devam ediyor. Bakalım. Oh, du kannst ja besser sauben als Anton. Danke. O diyor teşekkürler diyor. Sen diyor Anton'dan daha mesela sihirbazlık yani yapabiliyorsun. Yani Anton'dan daha fazla sihirbazsın. Kolja wird rot. Kolja bu arada mesela kırmızı oluyor arkadaşlar. Yüzü kızarıyor. Ama erfreut sich. Fakat bu duruma çok seviniyor. Das muss ich gleich den anderen zeigen, sagt Kelio. Kelio, yani Kelio diyorum işte. Keiko hemen söylüyor. Diyor ki ben bunu diğer arkadaşlara diyor, göstermek istiyorum. Hemen göstermeliyim. Evet. Und läuft zu den Menschen. Diğer kız arkadaşların yanına koşuyor. Sie zeigt ihnen glücklich das Handy. Mit dem reparieren Lautsprecher. O onları, onarılmış olan bu hoparlörle birlikte telefonunu onlara gösteriyor arkadaşlar. Burada Kolja freut sich, Kolja buna seviniyor. Er kann also auch etwas gut, sogar besser als Anton. Yani hiç olmasa da Anton'dan daha iyi mesela iyi şeyler yapabiliyor arkadaşlar. Bunu duydu tabii o da erlachelt yani güldü. Yani Anton'dan daha iyi şeyler yapabildiğini düşündü ve güldü arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüz 7. bölüm. Bring das horoskop glück. Yani bu yıldız balı şans getirir mi gibisinden arkadaşlar. Böyle düşünelim. Bir sonraki videomuzda tekrar buluşmak dileğiyle. Lütfen bu kitabı tekrar okuyun. Yani ekran biraz mesela cep telefonundan okuyabilirsiniz. Ekranı büyüterek yani yatay duruma getirerek. Belki hani dik tutarak okuyamazsınız. Bence mesela bu tür imkanları deneyelim. Yani kitap bu şekilde ben buldum. O nedenle mesela. Yoksa ben büyütmek isterim. İnşallah daha bundan sonra kişilerde yani etkinliklerde, kitap okuma etkinliklerinde kitabı daha da büyütmeye çalışacağım. Bir de orijinal sesi mesela vermeye çalışıyorum. O sesi de dinlemeye çalışın arkadaşlar. Yani yani kendiniz de mesela bir yani kendi çalışmalarınızla çalışarak yani kendi imkanlarınızla yani önce mesela kitabı okuyun. Sonra da benimle birlikte okuyun. Sonra yani böyle anlam vermeyi böyle bir beraber bir karşılaştırın. Yani ikimizin de verdiği anlam aynıysa hani hemen hemen bu iş bitmiştir diyelim arkadaşlar. Kitap okumak mutlaka mutlaka önemlidir. Kitap okumadan dil öğrenemezsiniz. Yani siz Almanların içerisinde kalsanız yine dil öğrenemezsiniz. Çünkü kitap okumanız lazım. Kitabın içerisinde kelime öğreniyoruz, diyalog öğreniyoruz, kültür öğreniyoruz. Her şeyi kitapta öğreniyoruz. Yani bu kitap okuma kesinlikle mesela dil öğrenme süreci içerisinde sonlanmamalı. Her zaman devam etmeli. Hatta daha da artırılmalı. Yani hikaye kitaplarından sonra işte normal romanlar, normal gazeteler, normal dergiler. Bunlar muhakkak okunmalı. Kesinlikle yani okuma. Zaten okuyup anladığınız zaman özellikle bir de mesela sesli kitaplar okuduğunuz zaman en az konuşamazsanız bile yani ne söylendiğini anlarsınız. İşte bu anlamak da önemli yani. Anlamak da sizi harekete geçirecektir. Değerli arkadaşlar
Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.